kargo çanta dikimine kalıpları en kalın kumaşa yerleştirip keserek başlıyorum. Yarım santim pay vererek en kalın kumaşım olan çanta astarının kesimini yapıyorum. Önce çantanın kalın astarını kesiyorum. Kestiğim paylı kumaşı yerleştirerek pamuklu kumaşımı ve astar kumaşımı, pamuklu astar kumaşımı keseceğim. Bunu yapma sebebim hem bütün kumaşlardaki dikiş paylarının eşit olması için, hem de kestiğim dikiş paylı kalıbı pay vermeden kesip kullanabileceğim için. Tüm kesimleri yaptıktan sonra 2 ve 3 numaralı kalıplarla dikime başlıyoruz. Her kalıbın üzerinde hangi kumaştan kaç adet kesilmesi gerektiği yazıyor. Kalıpları yerleştirdiğiniz kumaşlarınızı işaretleri koymayı unutmayın. İki numaralı kalıp üzerinde çizdiğim bir çizginin üstünde bir makas işareti koydum. Bu fermuarı korumasız dikmek isterseniz kalıbı nasıl düzenleyeceğinizi anlatıyor. Şimdi tüm kumaşlarımda altına kalması koyacağım, üstüne ana kumaşımı koyacağım ve sanki bu ikisi bir kumaşmış gibi kullanacağım. Buna dikkat edin. Bir ana kumaşım, bir de astar kumaşım varmış gibi çalışacağım. Tüm hepsinde bu işlemi yapacağım. Kalın doktela bulursanız, gerçekten çok kalın böyle çanta dikilebilir bir tela bu. O telayı bulursanız o telayla rahatlıkla telalayın ve ana kumaşınızı ondan sonra kalıbı yerleştirip kesin. Fermuarın daha temiz ve daha düzgün dikilmesi için başına ve sonuna birer parça kumaş dikiyorum. Bu daha temiz bir dikiş dikmenizi sağlayacak. İsterseniz bu aşamayı geçebilirsiniz. Fermuarı açıp kapattığım tarafı fermuarın yüzüdür. Kumaşın yüzünü fermuarın yüzüne yerleştirip diktim. Sonra çevirip bir kere daha dikiyorum. Santim ölçüyorum. Ölçtüğüm yere de karşı kumaşın dikişini denk getireceğim. Fermuarı hazırladıktan sonra bakın fermuar sağdan ve soldan birer santim kumaşın içine giriyor. Yani dikişe bu kumaş kısımları denk gelecek. Ona göre ayarlıyorum. Fermuarın yüzünü ana kumaşımın yüzüne bakacak şekilde yerleştirdim. İğneliyorum. Üstüne de astar kumaşımı yerleştireceğim. Astarın da yüzü ana kumaşıma bakacak şekilde her zaman yüzü yüzünde yerleştiriyoruz ki diktikten sonra çevirdiğimizde tersi içte kalsın diye. Bakın astarın tersi şu anda bize bakıyor. Astarın içi kumaşın yüzüne bakıyor. Bu şekilde yerleştirip iğneliyoruz. İğnelediğimiz yerlerden dikiyoruz. Diktikten sonra kumaşımızı açalım. Kullandığımız kanvas çanta astarı sebebiyle kumaş rahatlıkla şekil alacaktır. Üstten spor dikişini dikiyoruz. Diktikten sonra bu şekilde görünür. Şimdi iki kumaşımın da deseni aynı yöne bakarken fermuarı yine dikeceğim kumaşın üstüne çeviriyorum. Fermuarımı hareket ettirdiğime dikkat edin. Kumaşı hareket ettirmedim. Her zaman fermuarın yüzü kumaşınızın yüzüne bakarsa doğru bir astarlama yapmış olacaksınız. Aynı şekilde dikişimi yaptıktan sonra yine düzeltiyorum ve üstten spor dikişi atacağım. Spor dikiş, çıma dikişi artık ne derseniz. Diktikten sonra da yine bu şekilde görünecek. 2 numaralı kalıpta katlama sebebim, kalıbı eğer katlayıp kesseydik bu şekilde fermuarı görünen bir cebimiz olacaktı. Üst tarafı da böyle kısa olacaktı. Ama biz fermuara katlama payı vereceğiz. Kapama payı vereceğiz. O nedenle kalıbı olduğu gibi kullanıyoruz. İşaretler koymuştuk. İşaretlere önce ana kumaşımı alıyorum. Sonra da astarımı alıyorum. Bunu böyle tek tek almamın sebebi temiz bir katlama olması içindir.
Birlikte de alabilirsiniz ama kumaş bir yerde katlanırsa pot bir görüntü oluşur. Fermuarı kapatacak kadar katlıyorum. Yanardan iğneliyorum. Düzgünlüğünü görmek amacıyla. Sonrasında iğnelerimi yerini değiştireceğim. Kat paylarını tutarak, düzenlemesini yaparak tekrar iğnelerimi düzeltiyorum. İğneleri biraz daha yukarı alıyorum fermuarın üst kısmına. Bakın bu şekilde iğneledim. Şimdi gösterdiğim yerden, tuttuğum kenardan tam katladığım kat çizgisinin üstünden dikiyorum. Dikince bu şekilde görünür. Yanları da aynı şekilde dikelim ki bu kat payımız dönmesin, açılmasın. Dikim bittikten sonra bakın bu şekilde. Cebimizin kenarlarını dikeceğiz. Yine aynı şekilde 3 parçacık kestik. Ana kumaşımı kanvasla birleştirdim. Bu şekilde katlayıp ana kumaşı ve astarı yanlardan dikiyorum. Dikiş payını açarak, elimle açarak düzüne çeviriyorum. Dikişler üst üste gelecek şekilde astar ve ana kumaşı birleştirip iğneliyorum. Dikişin tam karşı tarafında bir çıtımız vardı. Oradan da iğneleyelim. Sonrasında bir kenarı boylu boyunca dikiyoruz. Diktikten sonra kenarı sıfırlayalım. Sıfır hizasına getirelim. Dikiş paylarını bu şekilde katladıktan sonra üstten spor dikişini dikelim. Şimdi cep ön yüzeyi ile cep yan yüzeylerini birleştirme zamanı geldi. Dikişli kenarı alt tarafa denk getirerek iğneleyelim. Çıtın olduğu tarafı da üst tarafa denk getirelim. Şimdi bu iki noktayı işaret iğneledikten sonra yanları, köşeleri üstünde tutarak bu kumaş tam da cebi saracak şekildedir. Fazla ya da eksik değildir. O nedenle tamı tamına diktiğinizde tamı tamına oturmuş bir cep olacak. Köşelere küçük çıtlar atarak köşeyi döndürüyoruz ve iğneliyoruz. Çıtlar atarak köşeleri de iğneliyorum. Tüm yüzeyleri bu şekilde iğneliyorum. İğneleme bittikten sonra bunu bir kere dikeyim sonra bir yayı dikeyim diye düşünmeyin. O zaman dikişleriniz arasında kayma olursa dikiş görünebilir. O nedenle bir seferde bir yayı ile birlikte dikmeye gayret edin. Ben hazır bir yay kullanıyorum burada. Bir yayı gösterdiğim şekilde tüm kenar boyunca yerleştiriyorum. Ve bakın birleşme yerini bu şekilde birleştiriyorum. Dikerken de biraz
İleriden dikiyorum. Katladığım yerin üstünden dikmiyorum. Bunun sebebi eğer bir yere toplanırsa, fazla bıraktıysam, bu fazlalık payını burada dengeleyip üst üste dikmem. Belki kumaş fazla gelecek. Üstüne aktaracağım, ondan sonra dikeceğim. O nedenle biraz ileriden başlamaya gayret edin. Diktikten sonra astarda ya da kumaşta fazlalıklar varsa bunları kesip, sonrasında bir yayı çevirip öbür tarafından iğnelemeye başlayalım. Bu çantanın hiç görünmeyecek bir yerinde olan bir detay. Fakat ne kadar temiz dikerseniz, ne kadar temiz dikmeye alışırsanız o kadar güzel ilerler dikişiniz. O nedenle bu görünmeyecek kısmı dahi temiz bir yayla çevirmeye ihmal etmeyelim. Tüm çevreden de diktikten sonra bu şekilde parmak ütüsü denen yöntemle köşeleri düzgünce çeviriyoruz. Ön cep ana bedene eklemek için hazır. Şimdi ana bedende yine üzerine makas konmuş bir çizgi var. Bu çizgiyi makasla boylu boyunca keselim. Ön bedeninizin ana kumaşının üstüne yerleştirip içten bu şekilde çizelim cebin yerini. Bu bir tekstil kalemidir. Tekstil kalemiyle çizmeye gayret edin. Sonrasında silinmez. Başka kalemle çizerseniz. Cebin işaretlerini bilmiyorsanız sonradan lütfen bu şekilde işaret alın. Kenarları hafif dışa alarak iğneleyelim. Çizginin üstüne denk getirip iğneleyelim. Önce yine orta noktaları iğneliyoruz. Sonrasında köşelerin dönüşünü yapacağız. Tüm kenarları iğneledikten sonra köşeleri de dikkatlice, hafifçe kıvırarak iğneleyelim. Burada diktiğimiz bir çizgi var fark ederseniz iğnelediğimiz yerde. Kumaşın yan kenarını zaten dikmiştik. O diktiğimiz dikişin tam üstünden yeni bir dikiş çekelim. İğnelediğimiz yerdeki dikişin tam üstünden yeni bir dikiş çekelim. Dikiş geçelim. Ve cebi ana bedene dikelim. Diktikten sonra bu şekilde görünecektir. Çantanın ön kısmı hazır. Çantanın üst fermuar yanının dikimine geldik. Üst fermuar yanında da bir tane kalıbımız var. Bu kalıpta üzerindeki yazan adetçe kumaşlarımızı kestikten sonra işaretleri koyuyoruz makasın ucuyla. Fermuarı yine aynı şekilde diktik. Fermuarı yine aynı şekilde diktik. Birer santim içe girecek şekilde fermuarın kenarına kumaşı diktik. Sonra fermuarı yine ana kumaşımın üstüne çeviriyorum. Yüzü, ana kumaşın yüzü fermuar yüzüne bakacak şekilde yerleştirdim. Üstüne astarın yüzü içe bakacak şekilde yerleştirdim. İğneliyorum ve iğnelediğim hat boyunca dikişini yapıyorum.
diktikten sonra ön cepteki gibi aynı şekilde üstten spor dikiş çekiyoruz. Tüm bu aşamalarda en önemli, en dikkat etmeniz gereken şey, kumaşı her zaman el ütüsü yaparak, açarak, alttaki astarı kontrol ederek dikiş dikmeniz. Çünkü şu anda 3 kat kumaş dikiyoruz. Aslında çok basit şeyler dikiyoruz ama çok dikkatli ve sabırla dikmek gerekiyor. Fermuarın bir tarafını diktikten sonra diğer tarafına da kumaşımın üstüne fermuarı çevirerek, bakın kumaşların desen yönleri aynı yöne bakıyor yine. Kumaşın üstüne fermuarı çeviriyorum. Fermuarın yüzü kumaşın yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum. Astarı da bunun üstüne, astarın yüzü de içe bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ve yine aynı şekilde dikiyorum. Diktikten sonra açıp üstten spor dikişini çekiyorum. Yan cebe geçtik. Yan cebi dikmek için ana kumaşımın üstüne astarı koydum. Üstten diktim. Diktikten sonra çeviriyorum. Çevirdikten sonra yine her zamanki gibi üstten spor dikişi çekiyorum. Altı, yedi ve sekiz numaralı kalıpları birbirine dikeceğiz. Yedi numaralı kalıbı dikmiştik. Yedi numarayı altı numaranın üstüne, ana kumaşlarının üstüne. Ana kumaş dediğim her zaman bakın kanvasla birlikte iki kumaşı bir arada ana kumaş diyorum. Ana kumaşla birlikte yerleştiriyorum. Ve işaretli yeri vardı zaten, yan cep denkliği diye. Oraya kadar iğneliyorum yan taraflarını. Üç kenarından dikiyorum. Diktikten sonra 8 numaralı kalıbımın üstüne bu şekilde yerleştirip, 8 numaralı kalıp çanta tabanıdır. Tabanın üstüne cepleri, yan cepleri yerleştiriyorum. İğnelediğim yüzeylerden dikiyorum. Çantanın alt tarafını 6, 7, 8 numarayı diktikten sonra çanta üst tarafını, fermuarlı tarafın üstüne yerleştirip fermuarın kenarındaki fazla kısmı alıyoruz. Fermuarın sağından ya da solundan alın. Bunun hiçbir önemi yok. İsterseniz iki tarafından eşit alın. Bunu buraya fazla pay bırakmamızın sebebi, fermuarlar bazen çok ince oluyor. Bazısı çok kalın oluyor. 3 santim ende de fermuar var. 2 santim ende de. O 1 santim bile çok fark ettirir. Bu şekilde üstü ve altı eşitlemek için üst üste koyup kesim yapıyoruz. Sonra da yüzü yüzüne bakacak şekilde fermuar ve çanta alt tabanının genişliğini üst üste koyup bu şekilde iğneliyoruz. Bu kısmı da astarlı yapacağımız için bakın fermuar tersi bize bakıyor şu anda. Her zaman yaptığımız astarlamada olduğu gibi üstüne astar kumaşımızın yüzü fermuara bakacak şekilde de astar kumaşını yerleştireceğiz. Astarı da bu 8 numara ve 6 numaranın astarlarını birbirine dikiyoruz. Astar kumaşımızı hazırlıyoruz. Sonrasında fermuarın üstüne yerleştirip dikimini yapıyoruz. Astarı yerleştirdikten sonra bu şekilde yanlardan iğneleri düzenliyorum. Ve yan dikişlerini dikerek tamamlıyorum. Şu anda çantamızın yan yüzeyini de astarladık. Ön yüzeyi, arka yüzeyi ve yan yüzeyi birleştirebiliriz. Ön yüzeyin üstüne çantamı, yan yüzeyini bu şekilde yerleştiriyorum. Köşeleri dikiş dikişe denk gelecek şekilde iğneleyelim.
Her zaman olduğu gibi yine orta noktaları iğneleyerek başlayalım. Alt ortayı iğneliyorum. Sonra yanlarda yan çıtlarım vardı ana bedende. Ana çanta kalıbında yan çıtlar vardı. O çıtları da yandaki bakın tam dikişimin olduğu yere denk getirip iğneliyorum. Üst ortaları da birleştirdikten sonra yedirerek diğer bütün yüzeyleri iğneleyeceğim. Yine köşeleri dönerken minik çıtlar atarak dönüyorum. Bu her zaman işimizi çok kolaylaştırır. Çıtları atarken yarım santim pay verdiyseniz benim gibi çıtlarınızın yarım santimi aşmamasına dikkat edin. Hatta böyle 4 milim, 3 milim kadar çıt atarsanız çok daha güzel sonuç alırsınız. Tüm kenarları iğneliyorum. İğneleme bittikten sonra astarımın yüzü içe bakacak, tersi bana bakacak şekilde astarı da yerleştirip iğnelerin içine astarı da alıyorum. Köşeleri kalıpta çizdiğim şekilde yuvarlayabilirsiniz. Dikerken zaten yuvarlamak gerekecek. Ama kalıbı, kumaşları da bu şekilde kesebilirsiniz. Bakın dikerken köşeleri yuvarlayarak döndüm. Astarı dikerken bir açıklık bırakıyoruz. Bu açıklığı astarı çevirmek için kullanacağız. Astarın içinden bu şekilde, düz şekilde dikim yapalım. Köşelerdeki fazlalıkları muhakkak keselim. Köşeler her zaman çok pot durur. Bakın bir sürü kumaş üst üste bindi köşelerde. Köşeleri olabildiğince inceltelim. Bıraktığımız açıklıktan çantamızı çevirelim. Benim bıraktığım açıklık gördüğünüz gibi çok küçük olduğu için astarımda minik 1 santimlik bir yırtılma oldu. O yüzden bu açıklığı biraz daha geniş tutabilirsiniz. Köşelerde yapmayın bu açıklığı. Düz olan kenarlar üzerinde yapın. Biraz daha açıklığı artırıyorum. Astar çevirme süreçlerinde çok çok yavaş hareket etmelisiniz. Bu hem kumaşınızın deforme olmaması hem de çok daha temiz bir iş çıkması için önemlidir. Yavaş yavaş küçük küçük hareketlerle astarı çeviriyoruz. Çevirdikten sonra bakın çantamın ön yüzeyini bir yelemeden temiz astarlamış oluyorum. Astarımda yırttığım kenarı da pile yaparak, içe alarak dikeceğim. O da artık nazar boncuğu olsun. Elimle çantayı düzeltiyorum. Direkt katlıyorum, iğneliyorum. El dikişiyle burayı kapatacağız. Burayı kapatmanın el dikişi dışında başka yöntemleri de var. Makinede de dikebilirsiniz ama el dikişi en temiz sonucu verecektir. Bu kadar zahmete girdikten sonra üşenip bence makinede dikmemelisiniz bu aşamayı.
El dikişli dikelim. Hatta en sonda bir aşamayı daha el dikişli dikiyoruz. Orası da mesela makinede dikilebilir ama en temiz, en güzel olacak şekliyle dikelim. Neden daha uzun süre kullanmayalım? Daha çok güzel göze hitap etmesin. Neden daha estetik olmasın? Açıklığı kapattıktan sonra çantamızın ön ve yan taraflarını birleştirmiş olduk. Arka tarafla birleştirmeye hazır. Şimdi arka tarafa geçelim. Arkaya çocuğun sırtına temas edeceği için sırta yükün daha yumuşak binmesi nedeniyle böyle 1 santimlik bir sünger bulursanız süngerden yapmanızı tavsiye ederim. Bulamazsanız yine çanta astarıyla yapın. Kapitoneyi dikerken öncelikle üzerine çizdiğiniz çizgiler yönünde dikin. En sonunda çevresinden dikerek kapitoneyi tamamlayın. Çanta askısı için üçgen parçalarımız vardı. Bu şekilde katlıyoruz. Askıların alt kısmına 3 santim işaretleyip üçgen parçanın içine bu şekilde alıyoruz. 3 santim olmasının sebebi buraya yük binecek. Bunu 1 santimden dikersek sökülme olasılığı fazla olur. Olasılığı azaltmak için burayı daha büyük çerçevede dikiyoruz ki daha sağlam tutsun. Askı kalıplarını bu şekilde ikiye katlıyoruz ve dikiyoruz. Diktikten sonra düzüne çevirip ütüleyelim. Dikişi düzüne çevirdikten sonra dikişi ortaya getirirseniz diktikten sonra daha temiz bir görüntü oluşur. İsterseniz dikiş yanda da kalabilir. İçine sığacak kadar bir sünger keselim. Bu süngerin bir kalıbı yok. Süngerin eni de olduğu için bu kalıbın yarısı fazla gelecektir. Askının içine bu şekilde süngeri çekin ve çektikten sonra askının üst tarafında 1 santim süngeri içte bırakıp bu şekilde katlayın ve uç tarafını düz makine dikişiyle dikin. Şimdi askının üstüne gelecek olan şeridi dikiyoruz. Bu şekilde tokalar satılıyor. Çanta aparatı diye sorabilirsiniz. Böyle tekliler değil de bu grilerden olması gerekir. Aparatı şeridi bu şekilde geçirdikten sonra şeridi dikişin üstünden iğneleyelim. Aparat tam askının sonuna denk gelsin. Şerit biraz içte kalacak. Yine şeridi kare içine alıp çapraz çizgilerle dikeceğiz. Dikerken bu şekilde dikelim. Bakın üçgenlerden birisi sağa, birisi sola bakıyor. Bunun bu şekilde yerleşmesine özen gösterin. Simetrik olmalı. Bu şekilde şeridi de alt taraftan geçirip iki kere içe katlayıp düz bir şekilde dikelim. Askımızı tamamlayalım.
Tutamacını da tam şeridin üstüne gelecek şekilde iğneleyelim. Ve dikelim. Çantanın ortasına işaret alalım. İşaret yoksa işaretin sağına 2 santim, soluna 2 santim ölçüp askımızı iğneleyelim. Üçgen parçaları da yan yüzeylerin en alt kısmına bu şekilde yerleştirip iğneleyelim. İşaretli yerlerden dikimleri yapalım. Çanta içine kalıpta olmayan bir cep ekleyeceğim. Bunun için 20 santime 20 santim bir kare kesebilirsiniz. İki kumaşı yüzü yüzünde yerleştirip dört kenarından dikip küçük bir açıklık bırakalım. Köşeleri inceltelim. İncelttikten sonra bıraktığımız açıklıktan cebi çevirelim. Açıklığı alt tarafa denk getiriyoruz. Ütüleyelim. Çantanın üst tarafına bir dikiş geçelim. Cebi olmasını istediğimiz yere yerleştirip üç kenarından daha dikelim ve hazır edelim. Ben cebe bir göz daha eklemek istediğim için bu şekilde çiziyorum ve oradan da dikiyorum. Çanta arka parçasının üstüne astarımı yerleştiriyorum ve tüm kenarlarından iğneliyorum. Astarı çanta arka parçasının üstüne tüm kenarlardan dikiyorum. Diktikten sonra tüm çantayı birleştirmek için astarlar dışta kalacak şekilde yerleştirip önce orta noktalardan sonra kenarlardan iğneliyorum ve son dikişlerimi yapacağım. Köşeleri iğnelerken hafif yuvarlamalar yapacağız. İsterseniz kalıptaki yuvarlak şekliyle kesip kumaşlarınızı dikebilirsiniz. İsterseniz de benim gibi köşeli kesip dikim sırasında yuvarlayabilirsiniz. Yine burada da temiz dikiş olması için biye ile çevireceğiz. Dikiş geçtikten sonra biyeyi eklemiyorum. Fark ettiyseniz iğneledikten sonra ekliyorum. Sık sık iğne yaparsanız biye ile birlikte çok güzel bir şekilde dikebilirsiniz. Biye ile birlikte dikerseniz de iki dikiş olmadığı için herhangi bir yerden böyle çirkin dikişler görünmeyecektir. Biye dikişini yaptıktan sonra çeviriyorum ve tüm yüzeye iğneliyorum. Bu aşamada ben makine dikişiyle değil de el dikişiyle biyenin son tutturmasını yaptım. İsterseniz bu aşamada da makine dikişiyle dikebilirsiniz. El dikişi yaparken bir çantadan bir de biyeden, bir çantadan bir biyeden dikerek dikişi tamamlıyoruz. Bu dikişin özel bir adı var ama Türkçe'de ne söyleniyor bilmiyorum. Benim aldığım eğitimler hep Rusça ve İngilizce olduğu için Türkçe ismini maalesef bilmiyorum.
Biyenin son dikişini elde bu şekilde dikerek çantayı tamamlıyorum. Yine en alt dikişten başlayıp en alt dikişte bitirdik. Çantamız hazır. Tüm dikişleri tamamlandı. Çantayı düzüne çevirelim. Yine köşeleri parmak ütüsüyle düzeltelim. Tako okul çantasının dikimi bu şekildeydi. Kalıbı dikenbir.com web sitemden bulabilirsiniz. Umarım keyifle, sağlıklı dikersiniz ve sağlıklı kullanılır. Keyifli dikişler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.